要要Çin'de yayıldı ama ülkemizde bugün yapılan ilanla şeylere göre, bildirimlere göre Türkiye'de görülmedi. Bunların H1N1 gibi bildiğimiz klasik eski virüs enfeksiyonu olduğu bildiriliyor. İster koronavirüs olsun, isterse diğer bildiğimiz H1N1 gibi virüsler olsun. Her ikisi de, yani hepsi bunların zarflı virüsler, RNA virüsleri ve hemaglutinin ve neuraminidaz enzimlerini kullanıyorlar. Dolayısıyla o yüzden H1N1 deniyor. Dolayısıyla bizim bunların çoğalmasını ve hücrelerimizi enfekte etmesini, bulaşmasını önlememiz gerekiyor. Bu bakımdan hani ne virüs de olsa, yani yeni koronavirüs de olsa, öteki de olsa alınacak önlemler koruyucu önlemler. Çünkü maalesef vücuda girdikten sonra, enfekte olduktan sonra elimizdeki olanaklar oldukça sınırlı, tıp olarak sınırlı. Bunun özelliği diğerlerinden farklı olarak alt solunum yoluna da geçmesi. Alt solunum yolu dediğimiz akciğer. Akciğere gidince, orada enfekte olunca ne oluyor? Zatürreye dönüşüyor ve o nedenle ölümcül. Diğer hani bilinen daha önceki klasik olanlar üstte kalıyor. O halde bizim alt veya üst nereye yaparsa yapalım, boğazımız Çanakkale Boğazı gibi. Yani oradan korumamız lazım. Bu nedenle de benim önerim mutlaka ve mutlaka kalabalık yerlerdeyseniz, işte okullar, metro, toplu taşımlar veya bunun dışında etrafınızdakiler sıklıkla aksırıyor, tıksırıyorsa mutlaka yanınızda koruyucu şekersiz pastilleri taşımanız gerekiyor ve bunlardan bir tane ağzınıza atacaksınız ve o pastilin bulunduğu sürece en az bir saat süreyle herhangi bir şey yiyip içmeyeceksiniz. Çünkü bunlar mideye gidince etkisiz. Nar meyve kabuğu son derece önemli hale geldi, ekstraktı. Zencefil ve zerdeçal ekstraktı. Ve bunu taşıyan pastiller, şekersiz pastiller. Neden burada bunlar önemli, pastillerin kullanılması? Çünkü halkımız kolaylıkla önce pratik düşünür. Ben niye bu pastilleri kullanayım da zerdeçal, zencefil, nar meyve kabuğunu çay yapıp içmeyeyim veya tüketmeyeyim? Şimdi buradaki ne dedik? Boğazımızda savaş gerçekleşiyor. Siz onun çayını içerseniz ne olacak? Midenize gidecek. Midenize gittiğinde midedeki enzimler ve bağırsaktaki enzimlerle buradaki etkili madde kateşinler farklı ürolitinlere dönüşüyor ve ürolitinlerin herhangi bir antiviral etkisi yok. Yani bu tip bir etkisi yok. Bu pastil olması, şekersiz pastil olması niye önemli? Çünkü ağzınızda yapışıyor bu. İçerisinde zamsı maddeler var, doğal maddeler var ve bu ağza yapışıyor. Hani bir saat süreyle en az bir şey yiyip içmeyin dememin nedeni de burada yapıştığı için virüslerin oralara yapışmasını önlüyor. Koruma ağızda başlıyor şey yapıldığında. Bu son derece önemli. Yani tutup nar meyve kabuğunu alayım dediğinizde mideye gittiğinde sistemik etkisi yok. Yani sistemik etki ne demek? Mideden kana karışıp da vücutta herhangi bir antiviral etki, herhangi enfeksiyona karşı bir etki göstermesi beklenemez. Boğazınızda herhangi bir hani şey hissettiğinizde olumsuzluk az veya çok mutlaka günde 6 taneye kadar mesela o pastiller kullanılabiliyor. Kullanılması gerekiyor. Bu suretle koruyacaksınız. Ha yakalandıktan sonra da yine mesela antiviral ilaç maalesef çok az. Şu an oseltamivir grubu bileşikler taşıyanlar var. Bunlar ilk 48 saatte kullanılırsa ancak etkili oluyor. Daha sonrasında etkili değil. Ama yine bu pastilleri oseltamivir grubu ilaçlarla birlikte aldığınızda yapılan bilimsel çalışma var. Etki %60 daha hızlı oluyor. Yani virüsleri hızla
bloke ediyor. Toplu taşım gibi toplu yerlerde, okullarda bulunuyorsak, özellikle çünkü okullarda da bu son derece önemli. Çünkü eve çocuk getiriyor ve bütün aile sıradan geçebiliyor. Hani sıklıkla şahit olduğumuz bir durum. Veyahut etrafınızda çok böyle aksıran, tıksıran, hastalık belirtisi olan kişiler varsa, çünkü bir aksırıkla yüz binlerce parçacık etrafa yayılıyor. Doğru kağıt ve bunu şey yapanlar, sözüm ona da okumuş, şey, kafası düşündüğünü zanneden kişiler. Yani cihazsanız, belli bir etki beklemiyorsanız, zevk için içiyorsanız yıkayabilirsiniz.